Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi. Alınan bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Maçlı önünde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 58 NL 969 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Fatih Şehir İdaresi'ndeki 44 AS 343 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya Valisi Mustafa Toprak beraberinde Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ile birlikte Hekim Han Kangal Karayolu'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. 12. kilometreye kadar bizim bilek yol ayrımına kadar olan kesimde aşımada dahil olmak üzere bütün işlemlerimizi tamamlamış bulunmaktadır. İlk olarak Kuruçay üzerine yapılan köprü inşaatında incelemelerde bulunan Vali Toprak, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra şantiye sorumluları, mühendis ve işçilerle de bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ülkemizin 80 milyonunun gücüyle bunlar ortaya çıkartıyor, iptal ediyor. Yani Boğaziçi Köprüsü yapıldığında şimdi yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Japonlar mı yapmıştı o zaman Japonlar bilmiyorum. Yapmıştı. Japonlar. Burada konuşan Vali Toprak artık tünellerin, yolların ve köprülerin artık yerli teknoloji ve emekle yapıldığını ifade etti. Köprüyü kendimiz yaptık kardeşim. Diğer taraftaki köprüyü Yavuz Sultan Selim'i biz yaptık. Avrasya Tüneli'ni biz yaptık. Evet. Öbürünün ismini unutuyorum, o kadar iş yapıldı ki. Ve sadece bu İstanbul, o öbür daha önce Avrasya Tüneli bir tane daha yapılmıştı. Marmara. Eskiden bunların hepsi bakarsanız eskiden kalma demir yolu köprüsü vesaire varsa Almanlar yaptı, İngilizler yaptı, Ruslardan kalma denir, doğru mu? Şimdi işte sizler kardeşim, işçisiyle, ustasıyla, mühendisiyle, şantiye şefi, müteahhit, efendim, karayolları değil mi efendim? Artık yerli mühendis, mimar ve teknik elemanların ve işçilerimizin kendi alın teri ve güzelliğiyle hem yerli hem milli. Bu önemli o. Tamam. Köprü inşaatından ayrıldıktan sonra Cebiş Tüneli'ne geliş yönü tüpünde yenileme çalışmalarını da yerinde inceleyen Vali Toprak, daha sonra da Hekimhan'a geçerek Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu ile birlikte yapımı devam eden 400 metre uzunluğundaki kara kısık 1 ve 380 metre uzunluğundaki kara kısık 2 tünellerini inceledi. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Malatya Arslantepe Höyü'nde bugüne kadar gün ışığına çıkarılan tarihi kalıntıların yazılı tarihin seyrini değiştirecek önemde olduğu vurgulandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan başvuru sonucunda UNESCO Dünya Mirası Merkezi'nce M.Ö. 4000 ve 5000'e tarihlenen Malatya Arslantepe Höyü, Dünya Kültür Mirası geçici listesinde önemli bir yere sahip. Battalgazi Belediyesi Başkanlık Kültür Müşaviri Kemal Deniz ise yaptığı açıklamada şu an UNESCO'nun geçici listesinde bulunan Arslantepe'nin yaptıkları başvuruyla 2017 sonbaharında asil listeye geçmesini beklediklerini söyledi. Battalgazi Belediye'mizin yürüttüğü çalışmalar içerisinde UNESCO nezdinde geçinci listede bulunan Arslantepe'nin Dünya Mirası listesindeki asil listede olması konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar inşallah bu yılın sonunda yapılacak olan müracaatlardan sonra sonuçlanacağını düşünüyorum ve dünya tarihinin yeniden yazılmasına sebep olacak olan bulgular yeniden dünya kamuoyunun gözleri önüne serilecek. Böylece ilk bürokrasisinin, devlet yönetiminin ve aynı zamanda laik yaşantının vurgulandığı Arslantepe'deki höyükte ortaya çıkan kanıtlar
dünyanın önemli noktalarında tarihi yerlerini alacaklardır. Arslan Tepe'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli kültür hazinesi olduğunu kaydeden Deniz, Battalgazi Belediyesi olarak önemli çalışmalar yürütüyoruz. Önümüzdeki aylarda Fransa'da bulunan UNESCO'ya asil liste için başvurumuz olacak dedi. Biz Battalgazi Belediye'mizin yaptığı çalışmalar neticesinde Sayın Selahattin Gürkan Bey'in başkanlığında yürütülen bu önemli proje içerisinde dünya mirasındaki gerçek yerini alacağına inandığımız Aslan Tepe'nin dünya tarihinin yeniden yazılmasına sebep olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle de Selahattin Gürkan Bey'in başkanlığındaki bu çalışma hızla sürdürülmektedir. Malatya'da son bir hafta içerisinde artan depremler halkı kaygılandırıyor. Profesör Doktor Mehmet Önal, Malatya'nın bu kırsal kesimdeki yapı stoku çok çürük olduğu için 5.1 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 1000 civarında binanın hasar görmesine neden oldu dedi. Malatya civarında özellikle Ekim'in dolayındaki depremlerin nedeni Malatya'nın hemen batısından geçen Malatya Ovacık fayımız var. Bu Malatya Ovacık fayımız da Malatya'nın Yazıhan ilçesinin hemen batısında Ekim Hanesi doğusundan geçiyor. Bu Malatya Ovacık fayının üzerindeki küçük faylar bu depremleri oluşturuyor. Bu ufak faylar, küçük faylar zaman zaman 2016'da olduğu gibi deprem fırtınası yapıyor. Bu deprem fırtınası sırasında işte 1.5'la 5.1 arasında yüzlerce fay oluştu. Ama Malatya'nın bu kırsal kesimindeki yapı stoku çok çürük olduğu için 5.1 büyüklüğündeki depremle yaklaşık 1000 civarında binanın hasar görmesine neden oldu. Büyük depremlerin önceden tahmin edilmesinin yarayacak verilerden birinin öncü depremler olduğuna da değinen Profesör Doktor Mehmet Önal, Malatya birinci derece deprem bölgesi diye konuştu. Bu bin binadan büyük kısmını şu anda kurtulamayacak durumda olduğu için de büyük hasar oluşturdu. Son günlerde işte bugünlerde özellikle Çanakkale civarındaki depremlerin nedeni ise o civardan geçen Kuzey Anadolu fayı. Özellikle bu Kuzey Anadolu fayının Çanakkale civarında çok sayıda segmenti yani bölümleri, parçaları var. O parçalar da zaman zaman enerji boşaltıp deprem oluşturuyor. Gelişmiş ülkelerde örneğin Japonya'da, Amerika'da 7-7.5 büyüklüğündeki depremlerde hiçbir şey olmazken bizde 5-5.5 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda konut ve ağırlar yıkılıyor. Bu da ülkemizin depremcilik bakımından çok geride olduğumuzu, deprem öncesi sırası sonrası yapılması gerekenlerin yapılmadığı ya da geç kaldığımızı belli. Esnaf ve sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Malatya Bölge Birliği Olağan Genel Kurulu toplantısı Doğanşehir ilçesi Belediye Dün Salonu'nda yapıldı. Kredis onu yaptı. Bunu söylemek de benim hakkım. Esnaf ve sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Malatya Bölge Birliği Başkanlığı'na İsmet Bayram yeniden seçildi. Kabul edenler. Toplantıda konuşan Başkan Bayram, 24. yılını doldurduğunu ifade ederek, "Makamlar geçici olmalı. Bugün burada 4 yıl için daha sizlerden yetki istiyorum. Verimsiz olduğumu hissettiğim an bırakır giderim" şeklinde konuştu. Bugün Doğanşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifinin genel kurulunu yaptık malumunuz olduğu gibi. Tabii bizim ortaklarımıza karşı olan görevlerimizin yanı sıra ortaklarımızın da bize olan görevlerini yapmaları gerekli olan konuları konuştuk. Malumunuz olduğu gibi genel kurullarda bir yıl öncenin genel faaliyet raporları okunur.
bir yıl önce yapılanlar ve yapılması istenenler, dilek ve temennilerin açık açık konuşulduğu bir aile birliği toplantısı halinde geçer bizim genel kurularımız. Bugün de Doğanşehir Ressam Kefalet Kooperatifi'nin genel kurulunu yaptık. Birlik ve beraberlik içerisinde Doğanşehir'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun dileklerimizle genel kurulumuza birlik ve beraberlik içerisinde kapattık. Teşekkür ederim.